Merhaba sevgili dostlar. Vehben Renkli Bitkilere kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, geçen gün video hazırlarken bir arkadaşın ismini yanlış söyledim. Kafam karıştı rüzgardan. O kadar çok rüzgar vardı ki kafam karıştı. Dilek Hanım'ın videosunu hazırlayacağım şimdi. Dilek Şaşmaz. Yani kargosunu hazırlayacağım. Bütün bu bitkileri aldı. Kendisi Hollanda'dan geliyor. Evet arkadaşlar, kargoyu bugün göndereceğim hayırlısıyla. Bütün bu kaktüsleri aldı. Suyon aldı. Şöyle köklü gönderiyorum ben suyonları. Ellen aldı. Şimdi bardak satışım var demiştim size. Bunları dökeceğim. Bir eksiklik var mı yok mu bakmak istiyorum. Çünkü iki gün önce hazırladım ben bunları. Albert Baynes yaprağı tamam. Bunlar da tamam. Victor da tamam. Yalnız bu çok küçük. Beğenmedim. Bunu değiştireceğim. Bangkokluyu değiştireceğim. Üstelik şey olmuş, böyle buruşmuş. Beğenmedim ben bunu. Dilek Hanım siz de bakın, eğer bir eksik varsa söyleyin bana, kargoyu göndermeden önce ekleyebileyim bari. Şöyle siyah yaprak da ekledim, fred yaprağı da ekledim. Bunlar ayrı arkadaşlar. Ve Minera istedi benden. Şöyle Minera bardağı dahil değil. Yine rüzgar çıktı. Evet. Bunları bugün yetiştirmem lazım. Sarmam lazım. Şu kaktüsler. Ben bunu gidip değiştireyim. Beğenmedim. Bangkokluları az önce suladım. Şunu bu kenara dikeyim. Şunu koparacağım. İnşallah zarar görmez. Yok. Kökü de çok güzel gelişmiş. Bakın. Çok güzel. Kaktüse takıldı. Bu daha canlı. Bir önceki bardak satışında ben onları tamamen şöyle tükettim. Yaklaşık 5 veya 6 tane kaldı bende. Şimdi daha da çoğaldılar. Şu Minera'yı koyayım da unutmayayım. Bunu da. Şu Fred'i de koyalım. Şimdi aşağıya gidip onları saracağım. Evin içine götürüyorum. Çünkü burası çok rüzgarlı. Yalnız. Evet sevgili dostlar. Bir tane daha kargom var. Onu hazırladım. İki tane kaktüs yaptım. Şöyle küçük küçük kutular getiriyorum. Açmak istemiyorum ama içinde kaktüs var. Tekrar kapatıyorum. Şimdi açmış bir kaktüsünü göstereceğim size. Bir tane dün açtı, çekemedim. Görmemiştim. O kadar yoğundum ki dün hiç görmedim. Şuraya bakar mısınız? Yavru ağzı bir rengi var. Yalnız hibrit olduğu için fazla büyümüyor. Çiçek sapları büyümüyor. Bir sürü goncası var. Havadan kırılacak herhalde. Bu da aşkın gözyaşı. Kellesini almıştım. Büyüdü. Bir sürü yavru verdi. Bunlar da özel türlerimiz ama pek bir şeye benzemiyorlar. Bu da şu solucan kaktüs mü diyorlar bilmiyorum. Parmak kaktüs mü? Pek bilemedim.
Bunun iki renklisi var. Bunların hepsi iki renkli olanında. Yalnız o kırmızı çıktı. Bunlar da trompetta yavrularımız. Almak isteyenler Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Vehibe'nin renkli bitkileri Instagram hesabım var. Oradan ulaşabilirsiniz. Az önce su verdim. Bazı arkadaşlar kızıyor bana. İşte yanlış sulama yapıyorsun. Bizim burada hiç önemli değil. Çünkü aşırı rüzgar var. Hemen kuruyor. Güneş de vurmuyor zaten bunlara. Yeni yeni yavrular da yaptım. Şöyle. Bunlar da ellen yavruları. Şu gördükleriniz hepsi trompetta yavruları. Bunlar da öyle. Almak isteyenler Vehibe'nin renkli bitkileri Instagram hesabından ulaşabilirler. Evet sevgili dostlar. Bu da tombul yapraklılarımız. Çok güzel açmış. Bunlar da yapraktan büyütmeye çalıştığım tombullar. Çok yavaş gelişiyor. Çok çok yavaş. Lola mı diyorlar bana bilmiyorum ismini. Daha büyük bir saksıya almam lazım ki böyle her tarafı sarksın. Dilek Hanım'a bundan ekledim mi bilmiyorum ama gene de bir tane koparacağım. Sanırım eklemedim. İyi ki hatırladım şimdi. Bu gölgede durduğu için dokunur dokunmaz dağılıyor. Bu Dilek Hanım'ın. Bakalım bu ne renk açacak. Bunlar da trompetta yavrularımız. Almak isteyenler bana ulaşabilirler. Bunlar daha küçük. Ötekiler biraz daha büyük. Bu çift başlı, onu keseceğim. Çift başlı almak isteyenler, onların fiyatları biraz daha farklı. Onun için kusura bakmayacaksınız arkadaşlar. Bunlar da yer örtücülerimiz. Krasolaları çok seviyorum. Şuraya bakar mısınız? Buraya da bir tane koymuşum. Trompetta. Buna anaç trompetta. Ölümden döndü. Neden bilmiyorum ama çok uğraştım yaşatmak için. Kışın gelmişti. Biraz iklime adapte olmakta biraz zorlandı. Sıkıntı değil ama sonunda kurtardım. Şimdi arkadaşlar bu tesbih çiçeği suyu çok seviyor. Toprağı sürekli nemli kalması lazım ki çok çabuk büyüsün. Ben de sürekli nemlendiriyorum. Bunlar biraz tutunmakta zorlandılar. Güneşte koyduğum için daha önce gölgedeydiler. Böyle güneşte koyunca tutunmakta zorlandılar. Ama bu zorlanmadı. Daha önce güneşteydi. Bu yuvarlak tesbihten, Verigato olanında. Bunlar da elips. Bunlar da satışta arkadaşlar. Almak isteyenler bana özelden mesaj atabilirler. Tombul yapraklılarımız. Arkadaşlar bu daha önce açmıştı. İlk defa kaktüs çiçeğim açtı ama ben göstermedim. Şöyle. Kapandı. Ve açamıyorum. Rengi çok güzel. Bu da tesbih çiçeğim. Elips olanından. Bu da satışta arkadaşlar. Mauna Loa. Bu biraz fiyatlı.
İki tane, üç tane var bende şu an satışta sadece. Anaçları bu. Daha önce tepek çeliği almıştım. Kesmiştim ve yavru verdi. Bakar mısınız? Üç tane yavru verdi. Bu da rainbow. Ama nedense rengini yansıtamıyor böyle kamerada. Çok güzel bir pembesi var burada. İki tane almışım. Dacrasola türümüz. Bunlar da yapraktan ürettiğim trompettalarımız. Bunları da aslında kesmem lazım. Biraz daha büyüsünler istiyorum. Öyle keseceğim. Şöyle. Bu da Camaceros. Rengini hiç yansıtamıyorum. Aslında biraz daha koyu pembe. Bu da koyu pembe. Bu da iki renkli. Bunu tohumdan yetiştirdim. İlk defa açacak ama sanırım benim bitkilerimden olsa gerek. Çünkü kuşlar getirmişti. Bendeki tohumları herhalde yemişler. Ve saksının dibine bırakmışlar. Bilmiyorum, bakalım. Açmak üzere. Yarın öbür gün açar. Rengini çok merak ediyorum. Evet sevgili dostlar. Bu da ellenimiz. Havalar iyice bozdu. Evet sevgili dostlar. Şimdilik bu kadar yeter. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bu da tesbih çiçeğimiz. Bakın. Her yerde tesbih çiçeği diktim.